Ayşe Hayat'a hepinize selamlar olsun efendim. Bugün yine hayatlarınıza dokunmaya geldik. Ben Deniz Ebru Akel Sancak ve çok değerli partnerim alkışlarınızla Profesör Doktor Osman Müftüoğlu. Hoş geldiniz. Hocam nasılsınız? İyisiniz. Evet. 8.30-10 arasında her sabah Show TV ekranlarında hayatlara dokunmak üzere bulunacağız. Çok güzel şeyler konuşacağız. Çok güzel şeyler konuşacağız. Çok güzel yerlere dokunacağız. Evet. Ben sizin yanınızda bana bir enerji geldi böyle. Bana da öyle. Size de geliyor mu? Eminim. Ekran başındaki izleyicilerimiz de hissediyordu. Bugün yine şahane konularımız var. Bugün bir de telefon numaramızı verelim. Artık iki gündür canlı yayın, heyecan vesaire derken hocam bu sizlere ulaşmayı unuttuk zannetmeyin efendim. 0212 289 84 08 289 86 05 bizi arayın. Buyurunuz, sorularınızı sorun. Her türlü konuyu ve birçoğunu daha konuşmak üzere hazırız efendim. Bekliyoruz. Kuşburnu çaylarımız hazır. Hazır. Başlıyoruz. Sebepleri var elbette. Başlıyoruz. Buyurunuz. Kış mevsimiyle birlikte artan yorgunluk ve kış depresyonuyla nasıl başa çıkabiliriz? Sağlıklıyken de kendimizi yorgun hissedebilir miyiz? Yorgunluğun fiziksel ve ruhsal nedenleriyle başa çıkma yolları. Nasıl beslenmeli, nelerden uzak durmalıyız? Yumuşak doku romatizmasının belirtileri, korunma yolları ve tedavi yöntemleri her yönüyle masaya yatırılıyor. Omega 3 yağ asitlerinin faydaları nelerdir? Hangi besinlerde bulunur, nasıl tüketilmelidir? Mucize besin keten tohumunun faydaları nelerdir? Ne kadar tüketmeliyiz? Hipotiroid hakkında doğru bilinen yanlışlar neler? Hangi besinleri tüketmeli, hangilerinden uzak durmalıyız? Soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirmek için basit öneriler, zayıflamak adına yapılan yanlışlar, ve sağlıklı bir yaşama dair merak ettiğiniz her şey birazdan hayata dokunmak lazımdı. Evet. Hocam biz neden hayata dokunmak lazım dedik? Çünkü her geçen yıl hayatımız biraz daha zorlaşıyor. Ve biz farkında olsak da olmasak da her geçen gün hayattan biraz daha uzaklaşıyoruz. Birbirimizden uzaklaşıyoruz. Yani alt kattaki komşunun üst kattakinden haberi yok. Soruyor annen görülmüyor bugünlerde. Sizler ömrü annem iki ay önce defnedildi. Evet. Alttaki komşu. Kimsenin haberi yok. Evdeki annelerin babaların çocuklardan haberi yok. Herkes bir odada televizyon seyrediyor. İnternette. Farklı dizilerde. Yani o eskilerin var ya bir yastıkta kocayın lafı. Evet. O aslında birlikte olunla çok özdeş bir şey. Evet. Bu ev koptu. Biraz mahalle kültürümüz kayboldu kalmadı. Dolayısıyla hayatla ilişkilerimiz gerçekten çok sınırlı hale geldi. Bu bizi yalnızlaştırdı. Mesela bugün konuşacağımız yorgunluk konusu da, fibromiyalji konusu da. Evet. Görecekler ki bizi izleyenler. Bugün konularımız çok ilgi çekici. Çok güzel konularımız var ama özellikle ikisi Ebru. Evet. Aslında hipotiroid bile bununla ilgili. Niye olduğunu söyleyeyim sonra. Bu hayattan kopmayla çok alakalı. O nedenle daha güzel yaşamak istiyorsak, daha mutlu, keyifli, daha böyle hayatı daha çok derinden yaşamak istiyorsak hayatı biraz daha dinlememiz lazım, onu ellememiz lazım. Aslında dokunmak da yetmiyor. Sarılmak lazım. Peki. Hayata sarılmaya hazırsanız efendim biz konularımızı başlatıyoruz. Bugün ilk olarak size hemen belirtmek isterim ki içtiğimiz çay merak ediyor musunuz? Kuşburnu çayı. Evet. Neden kuşburnu çayı içiyoruz? Kış geliyor. Lezzeti şahane, kokusu şahane ama birçok da faydalı yanı var tabii ki kuşburnunun. Tabii. Bunlar nelerdir hocam? Neden kuşburnu içiyoruz? Efendim söz kuşburnundan açılmışken bir konunun altını tekrardan çizmek isterim. Bu çay meselesi güzel olduğu için önce çay içmeliyiz. Evet. Keyifli olduğu için sıcacık bir çay içmek. Geçen gün de konuştuk. Bu birinci meselesi bu çay meselesinin. Evet. Tabii ki yararı var. Her çayın yararı var ama yani kuşburnu özellikle kışa hazırlık yaparken C vitamini yüklemek açısından çok iyi. Kuşburnu sindirim ve solunum sistemi için çok iyi. Ama ada çayı da iyi. İyi. Ama ıhlamur da iyi. Genelde şöyle yapmalıyız bence. Her gün farklı çaylar içmeliyiz. Her gün farklı. Farklı çayların lezzetine varmalıyız. Bedenin savunma sistemi açısından biliyorsunuz bunu ilk önce Başbakanlarımızdan Tansu Çiller Hanım meşhur etti kuşburnuyu. Gerçekten ciddi bir C vitamini deposu. Ve Türkiye'nin en önemli varlıklarından bana göre bir kise varlığından birisi. Göğsü yumuşatıyor.
Evet. Grip nezleyseniz kuşburnu ıhlamurla birlikte tüketin. Evet. İdrar söktürücü ödeminiz varsa kullanabilirsiniz. Ya kolesterolle yağda lipide de faydası olur ama tabii bunu kolesterol düşücü olarak kullanmanın bir anlamı yok. Bir de cilde parlaklık ve renk veriyormuş. Ben o kısmını çok sevdim mesela. Öyle mi? tabii biz hanımlar biliyorsunuz yani ama ne yesek de cildimiz daha güzelleşse tabii. Durumu vardır. Onda ne konuşacağız yarar? Bir gün. Değil mi? Tabii. Hani ne sürüyorsunuz, ne yapıyorsunuz çok sorulur, bana da sorulur. Ben de zaman zaman söylerim. Hatta zaman zaman söylediğim şeyler farklı yerlere de gider. Bir hemoroid kremi hadisemiz evet, vardır, bilmem hatırlar mısın? Bilmez olur muyum? Hemoroid kremi kalma diye zannediyorum. Ama buradan adını anmadan geçmek istemiyorum. Sevgili Yener Susoy rahmetli, usta bir gazetecidir kendisi. O bulup çıkartmıştı. Evet. Konuştuk günün sonunda bana sordu. Kız dedi sen ne sürüyorsun bakayım dedi. Bu yüzüne bu kadar televizyondasın her gün dedi. Ay ne bileyim işte bana böyle bir şey söylemişti doktor falan demiştim. Bir baktım ertesi gün ben. Kapakta bunu kullanıyorum diye. Peki gerçek ilişkisi olup olmadığını hiç merak ettin mi? Ettim tabii ki araştırdım. Var mıymış? Bende de hafif bir araştırmacı yol var biliyorsunuz. Tabii ki o damarları. Asiyatik asit var içinde. Evet. Yani hemoroid memeleri küçülsün evet. diye hemoroid kremlerinin içine konan bir madde var. Bu bitki bir maddenin özü. Tabii o hemoroidleri büzdüğü gibi göz altındaki bu ödemi de, şişlikleri de birazcık büzüyor. Dolayısıyla göz altı şişliklerine gerçekten iyi gelebiliyor ama sakın böyle bir şey denemeyin. Denemeyin lütfen. Ay be Allah'ım bu konu nerede? Ama göz altı kremlerinin hepsinin içinde o madde var zaten. O madde var. Asiyatik asit var. Evet, çok nereden güzel. Nereye geldi? Nereden nereye? Bir de onun markası acaba hangisi? Eczaneler, arkadaşları... Herkes sordu. Neyse artık o konu kapandı. Biz peki. kuşburnu içiyoruz. Cildimiz güzelleşiyor, parlıyor gördüğümüz gibi. Pekala kuşburnunun çayının sağlık açısından yararlarına baktık. Sindirimi, savunma sistemini güçlendiriyor. Bu kış aylarına girerken özellikle biraz daha ihtiyacımız var bunlara. Peki günde kaç tane tüketelim hocam? Mesela bir sınır bir, var mı iki. Bu aylarda? Bir, iki. Bu da biraz enteresan bir konu. Yani üç tane için, iki tane için böyle evet. not defteri çıkarsanız bir koca kitap lazım bunun doğru. için. Ben ıhlamuru kaç barda gidecektim? Ihlamur hakkım bitmiş şimdi kuşburnuna geçeyim. Böyle bir şey yok. Bence bir insan üst üste beş tane kuşburnu zaten içmesin. Bir normal bizim güzel çayımızdan için. Bir ara bir kuşburnu için. Öğleden sonra bir ıhlamur için. Yani sınırlamaya gerek yok ama kuşburnunun ucu yok. Yani üçte içebilirsiniz, dörtte içebilirsiniz, beşte içebilirsiniz. İçiyor. Çok bir de benim en sevdiğim bir tarafı da tamam. yani şöyle bu yorgunluğa iyi geliyor bu kuşburnu. Ben sabah beşte kalkmış bir anne olarak tabii ki günler benim için biraz daha uzun. Daha erken yatıyorum ama bebek vesaire süt meselesi var biliyorsunuz. Hocam böyle sırtımda şöyle bir ağrı, normal bilmiyorum böyle bir yorgunluk. Sen şimdi sözü dolaştırıyorsun yorgunluğa getireceksin. Dolaştırmıyorum hocam evet. direkt söylüyorum. Direkt. Evet yorgunluk gerçekten günümüzün vazgeçilmez insanların pençesine düştüğü bir hal. Bir hal sürekli bir yorgunuz diyoruz ama bu yorgunluğun sebepleri var. Birçok çeşidi var ve de sizden tüm bunlarla ilgili bilgileri almak istiyorum ben. Ben de kuşburnumu içip biraz yorgunluk gidermek istiyorum harika, bu arada. Harika. Yorgunluk gerçekten çok önemli bir şey. Enerjisizlik hali ama birçok çeşitleri var. Evet. Bazen bedenimiz bizi yoruyor, bazen duygularımız, ruhumuz bizi yoruyor, bazen de isteksizlik bizi yoruyor. Çok güzel bir şiir var bizim biliyorsunuz şiir dağarcığımızda, ulusal şiir dağarcığımızda. Uzaktan gelmişim yorgunum hancı, şuraya bir yatak ser yavaş yavaş diye. Çok güzel. Gerçekten insan yoruldu mu, öyle bir yatak gördü mü, özellikle bedensel yorgunsa evet. o onu gerçekten dinlendiriyor ama... Çok önemli bir konu bu Ebru, yorgunluk konusu. Son günlerde karşılaştığımız yorgunlukların çoğu ruhsal yorgunluk. Ruhsal bedensel yani. Yorgunluk olmaktan çok yüksek ruhsal yorgunluk. İnsanlar artık böyle biraz önce konuştuk ya hayatta ilişkiyi. Evet. Hayattan koptukça beden ruha ayak uyduramıyor. Beden koşuyor, ruh ne oluyorsun, nereye gidiyorsun falan diyor. Ruh geride kalıyor. Ruh geride kalınca da kendini yalnız hissediyor ve bağırıp çağırıyor. Ben koptum, yoruldum. Ben yorgunum. Bana yardımcı ol diye. Ha. Çok güzel bir hikaye kendimize var. Kendimize hiç kulak veriyor muyuz acaba? Kendi çok iç sesimize. Önemli. Çok önemli. Bıraktığınız zaman iç sesinizi bitiyorsunuz zaten. Böyle köyün birinin girişinde bir yolcu köye girerken bakmış böyle bir yaşlı da değil böyle genç ama çok bitkin bir adam. Derviş. Demiş ki sana nasıl yardımcı olabilirim? Hiç sesini çıkarmamış. Bir şey ister misin? Hiç sesini çıkarmamış. Canım ne istiyor demiş. Dervişin cevabı
hiçbir şey istememeyi istiyorum. Ay. Şimdi yorgun olduğunuz zaman, evet, özellikle ruhsal olarak yorgunsanız gerçekten canınız hiçbir şey istememeye başlıyor. Istemiyor. Bunun birazcık da hocam tabii ki depresif bir halde yorgunluktan da bahsedebiliriz burada. Kesinlikle. Ama, onu bir son kısma koyalım. Son kısma. Ruhsal yorgunluğu tabii ama ki. Yorgunluk çok önemli hastalıkların işareti de olabiliyor. Evet. Bir fiziksel mesela, ve yorgunluk bedensel ve veya ruhsal olabiliyor. Ruhsal yorgunluk diye, evet, ayırabiliriz o zaman. Basitçe öyle ayırabiliriz. Bunu ayırmamız lazım. Yani biz neden yorgunuz? Niye kendimizi yorgun hissediyoruz? Bu gerçekten fiziksel bedenimizin bize bir sinyali mi, yoksa gerçekten iç sesimiz çığlık atıyor, onu mu duymuyoruz? Bana yardımcı ol mu diyor. Bana yardımcı ol mu diyor. Yorgunlukların tabii ki birçok vücutsal problemler ilişkisi var. Bedensel ilişkiler var. İşte bunlardan bazıları. Şekerle mesela yorgunluk ilişkisi var. Çok yakın ilişkisi var. Mesela kan şekeriniz düşükse ve kronik düşükse hep yorgun olursunuz. Sabah hipoglisemik uyanırsanız kötümser başlarsınız güne ve yorgun kalkarsınız. Evet. Gün içinde şekerleriniz düşerse, kan şekeriniz, o düşmeler size bitkinlik, yorgunluk, uyku hali, bir aptallık hali falan şeklinde yansır. Evet. Kan şekeri yorgunluğu doğrudan etkiler. Kan şekeri yorgunluğu doğrudan etkiler. O zaman hani hemen... Çünkü temel enerjimiz Ebru zaten, evet, kanımızdaki şeker. Önce bakacağız. Yani bizim benzinimiz, bize enerji veren temel madde kan şekeri. Evet. O düştü mü yoruluyoruz. Ama kanda pek çok şey düşünce yoruluyoruz. Mesela demir düşünce yoruluyoruz. Demir düşünce. Kansızlık onun için bizi yoruyor. Çünkü demir kanda oksijeni taşıyan bir madde var, hemoglobin. Onun ana bileşeni. Evet. Demir azalınca oksijeni çekiyoruz ama gitmiyor sistemden, evet, içeriye, hücrelere taşınıyor. Mesela ben anemiyim, benim Akdeniz anemisi. Kronik anemiklerde, evet, kronik anemiklerde biraz daha uyum olur yorgunluğa karşı ama özellikle birden hızlı gelişen kansızlıklarda, bilhassa demir eksikliği kansızlığında çok yorgunluk olur. Kansızlık yapmasa bile Ebru, B12 vitamini noksanlığında, B12 vitamini noksanlığında o zaman geldik üçüncü maddeye. Vitamin noksanlığı, vitamin, yorgunluk bilhassa yapar. Bilhassa B12. Her B12 vitaminin noksanlığı yoruyor. D vitamini noksanlığı da yoruyor. Ama B12 özellikle yoruyor. B12 vitamini noksanlığı yorgunlukla beraber unutkanlık, halsizlik, bitkinlik, el ayak uyuşmaları, karıncalanmaları gibi belirtiler yapıyor. O bambaşka bir konu. Bambaşka. Ve maalesef bizim orta yaş ve yaşlı grubumuzda Türkiye'de oldukça yaygın bir sorun. Gerçi gündeme soktuk çok şükür ama yani onu bir gün konuşalım. Geçmemek lazım. Ne kadar fazla sebebi var aslında tabii, vücudumuzun kanser bu işareti. Kanser işareti bile olabilir Ebru. Yani bir kanserin bazen ilk ve tek belirtisi uzun süredir, aynen, izah edemediğiniz, nereden çıktı bu dediğiniz yorgunluktur. Ama kanser yorgunluğunun önemli birkaç işareti daha var. Mesela? Hep diyorsun ya sen, şu vücudunuzdan gelen işaretleri dinleyin. Dün de söyledin, dizin bağırıp çağırıyor diye, evet, orada seyirci bize, sen hala orada oturuyorsun. Ne yapıyor kanser yorgunluğu? Beraberinde kilo kaybı yapıyor. Ne yapıyor kanser yorgunluğu? Beraberinde iştahsızlık yapıyor. Kilo kaybı, iştahsızlık yapıyor. Ne yapıyor kanser yorgunluğu? Genelde böyle fark etmediğiniz bir ateş, bir ürperme haliyle beraber olabiliyor. Ne yapıyor? Bağırsak kanseri ise bağırsak fonksiyonunuz değişiyor. Örneğin kanama oluyor. Böbrek kanseri ise, idrar yolu ise kanama oluyor. Yani belirtileri var. Bu belirtilerin üzerinde durmak. Aslında çoğu hastalık ben geliyorum diye kapınızı çok dövüyor. Dövüyor, ama siz duyarsızsanız, siz dikkatsizseniz çoğu zaman... Üstünü örtmeye bayılıyoruz zaten. Biraz da korkuyoruz belki ondan. Korkuyoruz, çok doğru değil mi? Doktor biraz fobisi de başka bir şey. Aslında bir gün bunu da konuşabiliriz. Tabii ki. Hocam buralara gelmişken aslında yorgunluğun birçok çeşidi var dedik. Ben çok değerli bir konuğumuz var. Konuğumuzu da davet edelim istiyorum. Psikiyatrist Bahar Tezcan bugün bizimle birlikte. Evet. Yorgunluğun aslında depresif hallerini de konuşmak istiyoruz biz çünkü. Bu da çok önemli. Hoş geldiniz, buyurunuz. Bahar Hanım'ı alıyoruz alkışlarla. Yaklaşan kış mevsimiyle birlikte artan yorgunluk ve kış depresyonuyla nasıl başa çıkabiliriz? Sağlıklıyken de kendimizi yorgun hissedebilir miyiz? Yorgunluğun fiziksel ve ruhsal nedenleriyle başa çıkma yolları. Nasıl beslenmeli, nelerden uzak durmalıyız? Az sonra. Bahar Hanım, hoş geldiniz. Size gelen hastalar sizi görünce zaten herhalde bir moral buluyorlardır, öyle değil mi? Umarım öyledir. Ne kadar güzel renklisiniz böyle, çok teşekkür güzel ederim. Çok, evet, naziksiniz. Dinlediniz. Evet. Değil mi? Birçok sebebi var dedi hocamız, yorgunluğun. Bir de sıradan sebepleri var. Mesela sıradan. Uykusuzluk. Evet. Hiç farkında olmuyoruz ama uyku borcunu ödemediğiniz zaman kronik yorgun olursunuz. Evet. Evet. Ben bunu şu günlerde çok iyi test ediyorum. Yani o uykusuzluk halen, yani 3 saat 4 saat uykuyla alışık
geçirebiliyorsunuz 2-3 günü, fakat 3. günün sonunda ben değilim. Tabii. Uyumak zorundayım yani. Kesinlikle öde borcunu. Bir fırsat bul, gündüz öde, evet, gece öde ama mutlaka öde. Evet. Bir de bazen uyuduğumuzu zannederiz. Ama uyku apnesi gibi mesela bir sorunumuz vardır. Veya uyku terörü gibi bir takım, evet, bir uyku programı yapacağız zaten, evet, inşallah. Evet. Böyle bir probleminiz varsa, eğer bir uyku uzmanıyla konuşacağız bunları. Böyle probleminiz varsa siz uyuduğunuzu zannederseniz ama vücudunuz, beyniniz uyumaz. Sabahleyin kamyondan, yani 8-10 saat kamyon kullanmış, kamyon şoförü gibi uyanırsınız. Ya da böyle uzun bir yolculuktan gelmiş gibi. Evet. Yani uyku problemlerinin de burnunuza et olabilir, horlayabilirsiniz, uyku apneniz olabilir. Kullandığımız ilaçlar mesela yani yorgun, yapabilir. Evet, uykusuzluk yapabilir ama bir de yorgunluk yapan ilaçlar var. Bu doğrudan doğruya alıyorsunuz ilacı. İlaç mesela kolesterol ilaçlarının çoğunda bu var. Allah Allah. Bir taraftan düzeltirken diğer, evet, taraftan, evet, bir borç ödüyor. Bu zaten her bir ilaç, sık sık tekrarlıyorum bunu. Her ilaç iki ucu keskin bir bıçaktır. Bir tarafınızı yaparken bir tarafınızı bozar. Burada önemli olan bir kar zarar hesabıdır. Evet. Ben bu ilaçtan ne yarar göreceğim? Bu ilaçların yan etkilerini, zararlı etkilerini, zararlı etkiyi de yan etkiyi de bilgilendirmemiz lazım. O yan etkiler yazılır da prospektüste, zararlı etkiler yazar mı hocam? Şöyle yazmaz. Şöyle bir kural vardı ilaç sanayinde. Beni affetsin ilaç sanayicileri. Batıdan doğuya, yani Amerika'dan Bengaldeş'e doğru gittikçe ilaçların faydaları artar prospektüslerde. Yan etkiler küçülür. Evet. Amerika'da ilacın faydasından çok zararını yazarlar içine. Evet. Ama giderseniz Türkiye'de zarar kar eşittir. Pakistan'da 1/4'e düşer. Aynen. Yani biraz ilaç firmalarında bu konuda duyarlı olması lazım. Tabii çok biz önemli. Doktorların da, eczacıların da, eczacıların işi raftan ilacı vermek olmamalı. İbrahim, bu ilacı hoca anlatması size söylemiştir ama, evet, demesi lazım. Hatta bir de bazı ilaçlar birbiriyle geçilmez Ebru. Bunu bununla verirsen çok ciddi yan etkiler yapar. Dalabilir doktor. Doktor, evet, da insan. Hı-hı. Eczacıyı zaten sistem oraya ikinci bir bariyer olarak, hı-hı, koymuştur. Bu bununla uyuşmaz der. Dozaja bakılması lazım. Bir gün onu da konuşalım. Evet, eczacı, geçen gün verdiğiniz CEO kalsiyum demir hapı asla alınmaz asla dediniz. Alınmaz. Dün beni yolda durdurup sordular. Böyle bir şey söylediler. Ben bunu bilmiyordum. Kesinlikle. Mesela diye. Ve maalesef Türkiye'de içinde demir hapı olan kalsiyum hapı var. Yani çok komik. Nasıl izin aldıklarını anlamak mümkün değil. Allah Allah. Vallahi var. İçinde demir olan. Diyor ki içinde de, yani hem kalsiyum eksikliğiniz düzelir, hem demirinize fayda eder. İkisini de bozarız. Evet. Çok enteresan yani. Neler çıkıyor gerçekten. Evet. Bahar Hanım, derdimiz çok gördüğünüz gibi. Evet. Tüm bunlara biz bir şekilde birazcık açmaya çalışıyoruz. Hayatlara dokunmaya çalışıyoruz. Şimdi size ben geldim, ben hastayım. Yani şöyle bir depresyonda olduğumu farz ediyorum. İşte gün bana bir türlü aydınlanmıyor, uykum var, yorgunum. Hiçbir şeyden mutlu olamıyorum, çok tatsızım, evet, yediğim yemekten bile zevk almıyorum. Bu bir depresyon işareti midir? Depresyon belirtilerinden bir tanesidir, evet. Yorgunluk, enerjisizlik, kendine herhangi bir eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda yetersiz hissetme. Hep erteleme, yapacağım. Hep erteleme, evet. Aslında bir ilgi istek kaybının da sonucu olarak devam eder. Şimdi depresyon yorgunluk sebeplerinden bir tanesi. Psikiyatrik hastalıklar üzerinden düşündüğümüz zaman birçok hastalıkta rastladığımız şikayetlerden birisi yorgunluk. Kişiler genellikle diğer branşlardan bize daha çok yönlendirirler. Yorgunluk için aslında öncelikle diğer branşları tek tek gezerler. Dahiliye, fizik tedavi vesaire. En sonunda psikiyatriye yönlendirirler. Bir anlamda bunu kabul etmeleri zordur. Hani yorgunluğun psikiyatrik bir durum olduğunu aslında çok iyi anlatmak lazım. Ama sözünüzü keseceğim, affedersiniz. Burada tabii sadece kabahat hastalarda filan da değil. Yorgunsanız pimpon topu olursunuz, benim tabirimle. Tabii. Yani pimpon topu gibi. Psikiyatriste giderseniz, romatoloğa gidersiniz, dahiliyeye gidersiniz, kalp doktoruna gidersiniz. Çünkü, evet, gerçekten de böbrek yetmezliği de yorabilir, kalp yetmezliği de yorabilir, solunum yetmezliği de yorabilir sizi. Ama birçok fiziksel en az sebebi sorulan var. Kısmı biz doktorlar açısından, doktorlamakla. Evet. Ya bu yorgunum diyen kişi son zamanlarda ne yapıyor? Ne yaptınız? Ayrıldınız mı?
Tabii. Çocuğunuz askere mi gitti? Tabii. Birçok eşiniz bir problemi yaşıyor. Dramatik bir olay bir, var mı? Ekonomik sorun yaşıyor musunuz? Tabii. Filan gibi. Yani biraz konuşsanız. Evet. Hatta bazen durup dururken başladığı, yeni başladığı bir şey de yormaya başlar. Tabii. Mesela her zaman aldığı alkolü, ben 3 ay önce böyle bir vaka gördüm. Alkol işi nedeniyle akşamları uykusuzluk çekmeye başlıyor. Bir de üstüne alkol. Kronik yorgun. Alkolü bıraktığınız zaman, uykusunu rahatlattığınız zaman yorgunluk falan kalmıyor. Evet. Evet. Burada hem psikiyatrların dahili olabileceğini düşünüp dahiliyecileri de yönlendirmeleri lazım. Ama biz dahiliye uzmanlarının da ya bunun aslında ruhsal bir sebep olabilir. Tabii, psikiyatriye yönlendirmek lazım. Evet. Alkol demişken evet o konuda çok önemli. Hani birkaç noktaya değinmek lazım. Alkol kullanımı ilk zamanlarda enerji artışı veriyor gibi dursa da aslında daha sonrasında tam tersi olarak yorgunluğa, çökkünlüğe ve enerji kaybına sebep olabiliyor. Aynı şekilde amfetamin dediğimiz uyarıcı maddeler. Çok güzel bir konu. Kafein. İlk zamanlarda aynen öyle. İlk kullanım dönemlerinde hakikaten bir yükselme, enerjide artma gibi durumlara sebep olsa da daha sonrasında tam tersi çökkünlük gibi durumlara sebep olabiliyor. Özellikle bu üniversite sınavında öğrencilerde bu çok sık rastlanıyor. Çok güzel bir konuya doğru girişti. Bu enerji içecekleri konusu var mesela. Evet. İnanılmaz bir şey gençler arasında. Kutusunda 400 miligram kafein olan enerji içecekleri var. Evet. Yani bir tanesini içtiğiniz zaman 4-5 kahve. 4 tane günde içtiğiniz zaman 12 kahve tüketiyorsunuz. Ve gençlerin çoğu özellikle üzülerek buradan anne babaları uyarıyorum. İçki içen gençlerin çoğu gece kulüplerinde sabaha kadar ayakta kalabilmek için çok fazla miktarda enerji içeceği tüketiyorlar. Evet ve daha sonrasında gittikçe artan dozlarda çok, almak gerekiyor ve suistimal, bunu. Çünkü yetmiyor. Suistimal, evet, kötüye kullanım dediğimiz, bağımlılık beni dediğimiz durumlar oluşuyor. Beni uçurur diyor, uçuyorsunuz gerçekten ama melekler sizi karşılar. Ay, evet, o kadar bir uçuş aslında yani. Hani öncelikle çok yükseltiyor kişiyi ama daha sonrasında çökkünlüğe, yorgunluğa sebep olabiliyor. Altını çiziyoruz. Evet. Enerji içeceklerinden uzak durun. Çocuklarınızı enerji içeceklerinden uzak tutun. Ve özellikle onları alkolle birlikte enerji içeceği kullanmamaları konusunda uyarın, uyarın, uyarın. Pekala, çok önemli bir nokta bu. Tabii ki hal böyle olunca, ruh hali bir yukarıda bir aşağıda olunca bu depresif bir hale doğru da insanı sürükler tahmin ediyorum. Kesinlikle, yani sonuç olarak geldiğimiz nokta zaten depresyon. Hani gördüğümüz tablo bu oluyor. Hangi durumlarda başka yorgunluk görülebiliyor ona bir bakarsak eğer, hı hı. Bizim psikiyatride somatizasyon bozuklukları dediğimiz çok bir güzel durum vardır. Biraz daha hani... açıklayabilirsem bunu, bedenselleştirme hastalığı. Yani psikolojik sorunları örtük beden düzeyi üzerinden ruhsal sorunlar gibi göstermeyip de beden üzerinden ifade etme durumudur bu. Böyle durumlarda yorgunluk çok belirgin bir şikayettir. Mesela biraz sonra konuşacağımız fibromiyalji çoğu zaman böyle. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Yani fibromiyalji çoğu zaman bize anlatacak doktorların güzel güzel. Hı-hı. Yani mesela kolit dediğimiz sinirsel kolit çok yaygın bir psikosomatik rahatsızlık o da dediğiniz gibi. Aslında yani bedensel gibi durur ama. Belli stresleri vardır hatta. Yani sokağa çıkacağı zaman eteği iki beden büyür. Evet. Karnı kocaman şişi verir. Tabii. Der ki kişi ya hocam birdenbire karnım araba tekeri gibi oluyor. Tabii. Nereden geliyor bu gaz? Psikolojik tamamen. Psikolojik faktörler tamamen tetikler. Yani altta yatan asıl sebep aslında psikolojik faktörlerdir. Stresli yaşam olaylarıdır ya da herhangi size çok bir psikiyatrik hastalık. Kime oluyor? Bende mesela pardon, çok oluyor gaz dediniz. Geçen ultrasona girdim. Gaz yüzünden ultrasonu çekemediler. Bir de ben göz kanseriyim. Bu göz kanseri işte hocam. Hiç anlamadım. Sizin dediğiniz gibi ama doktorların için dedim yine de anlamadım. Sırt ağrılarımla başladı. Ve bir de agresif oldum. Çok insanlara çatmaya başladım. Çok sakinim çünkü. Çatmaya başladım. Hala da şimdi bir şey olsa sinirleniyorum. Şunu yapmamışsın, şunu yapmamışsın. Neden yapmamışsın? Aslında öyle değildim. Bu hastalıktan sonra da ben böyle olmaya başladım. Ama hastalığımı da zaten anlamadım çok, hocam. Çok önemli bir nokta bu yani. Ebru. Bizim hı-hı ruhsal sorunlarımız bedenimizi, bedensel sorunlarımız ruhumuzu etkiler. Çok iç içe aslında. Evet. Kronik ayırt artritiniz var. Her gün ağrılı uyanıyorsanız sinirli olursunuz. Tabii. Evet. Eğer çok sinirli, stresli biriyseniz ya kalbiniz çarpmaya başlar, ya bağırsaklarınız spazm yapmaya başlar, ya cildiniz, oranız, buranız kaşınmaya başlar. Bunun için ikisini dengede tutmak, bu kemanın akordu gibi Ebru. Evet. İki tel akort olacak, ruh ve beden birbiriyle evet uyumlu çok olacak güzel ki güzel ses çıksın bize. Güzel ses. Güzel bir hayat. Evet.
Geçmiş olsun. Şimdi iyi misiniz, tedaviniz? Allah'a çok şükür. Sayenizde yine iyiyim. Bu sabahleyin kalkıyorum ya. Evet. Bu enerji yapmaya başladı bana. Öyle mi? Tabii ki. Çünkü ben evde yatacaktım ona kadar. Tabii. Ondan sonra ne yapayım diye şunu yapacağım, bunu yapacağım. Sinirlenecektim evde de. Tabii ki o da oluyor. Onun için en güzeli sabah gelmem buraya bana. Ay! Ben size teşekkür ederim. Önemli bir noktaya da değindi hanımefendi. Evet, fazla uyumak, hareketsizlik, sedanter yaşam dediğimiz durum tam tersi daha fazla yorgunluk sebebidir aslında. Hani biz ne kadar fazla dinlenirsek yorgunluğumuzu atacağımızı düşünürüz değil mi? Tam tersi, tam tersi aslında. Daha aynen öyle. Kesinlikle. Daha yorgun hissetmemize sebep oluyor. İlk telefonumuza merhaba diyelim efendim. Samsun'dan arıyorlar bizi. Esra Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Günaydın. Selinman gidiyorum size. Teşekkürler. Öncelikle programınızın hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun. Gerçekten hepinize çok güzel bir program yaptınız. Sizi izlemek çok güzel. Ne ben de sizin gibi yeni bir anneyim. 2 aylık bir bebeğim var. Tebrik ederim. Ne kadar oldu. Güzel. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ediyorum Ebru Hanım. Benim sormak istediğim hem Bahar Hanım'a hem hocamıza sormak istediğim bir şey var. Tabii sizin de bilgilerinizi almak istiyorum yeni bir anne olarak. Ben normalde çalışıyorum. Şu an doğum iznindeyim. Ve normalde kendimi biraz psikolojik olarak kötü hissediyorum için açıkçası. Normal. Bebeğimle 2 haftadır yalnız kalmaya başladım. Normalde annemle birlikte kalıyordum ama biraz hem kendim alışmak için hem de daha sonraki çalışma hayatımda çok fazla vakit geçiremeyeceğim için birebir kalmaya başladım 2 haftadır. Yalnız bu süre içerisinde kendimde çok fazla yorgunluk, halsizlik yapabilir miyim? Devamlı böyle psikolojik olarak hani çocuğun uyanmasından bile korkuyorum. Acaba kalktığında bakabilecek miyim? Ya ağlarsa? İşte ne dediğini nasıl anlayacağım gibi. Kendimde böyle psikolojik olarak biraz bunalım hissediyorum. Hani bu konuda bilgi almak istiyorum işin açıkçası. Hı-hı. Normal midir? Yalnız ya da bir yardım almam gerekir mi? Esra Hanım önce şunu söyleyeyim size, yalnız değilsiniz. Sizin benim evet. gibi yeni anne olanların tahmin ediyorum tüm bu endişeleri barındırdığını düşünüyorum. Bende de aynı şey. Benim çevremde şu an yeni çocuk sahibi olmuş birçok arkadaşım İlk var. İlk çocuk mu acaba? İlk çocuk mu Esra Hanım? Evet, evet ilk çocuk. İlk çocuk da özellikle değil mi? İlk çocuk da çok fazla. İlk çocuk da ağlıyoruz. Daha çok ilk çocuk da olur. Evet, buyurun şimdi hemen bu... uzmanımıza soruyoruz. Bende var kendileri o endişeler bitmiyor bir süre. Biraz daha ele gelsin, biraz daha alışınca falan bebeğe. Bebekle ilişkinize, evet, dünyaya, evet. onun dünyaya alışımına siz de birazcık daha fayda sağladığınızı hissettiğiniz anda rahatlıyorsunuz. Evet. Böyle bir şey. Aksi takdirde hep bir eksiklik hissi yapabiliyor muyum ama öyle gibi bir şey. Biraz uyuyun. Uyku çok önemli gerçekten. Uyuyun. Anneciğinizi yanınıza çağırın. Aile büyüklerini çağırın. Eşinizi teslim edin. Birazcık size yardımcı olsunlar. Ama yine de bir bence bir demirine doğum yapmış. Şimdi, demirine. Ben ruhsal kısmını anlattım. 2 B12 vitaminine. 3 D vitaminine mutlaka baktırsın. Tekrarlıyorum. Demir, B12 vitamini ve D vitamini ve hemen doktoruyla konuşarak bir omega 3 desteği almaya evet. çalışsın. Heh. Çünkü doğum sonrası depresyonların önemli nedenlerinden biri beynin omega rezervinin düşmesidir. Biraz sonra anlatacağız. Bizi omegalara gireceğiz. Esra evet. Hanım aldınız mı notunuzu? Bunlar çok önemli. Şimdi iki durumda aslında değerlendirmek lazım. Doğum sonrasındaki hüznü. Bir tanesi postpartum hüzün dediğimiz durum ve bu çok yaygın görülen bir durumdur. Biz bunu çok hastalık olarak değerlendirmiyoruz. Evet. Özellikle ilk bebekte dediğiniz gibi çok sıklıkla rastladığımız bir durum. Bunun yanı sıra bundan yani daha bu çok ciddi... çok sık gördüğümüz, mesela Ebru geçen gün çok güzel söyledi. Şey. Çünkü Eren çok ağlıyor, ben ağlıyorum. Hayatınızı yani, çok önemli evet. bir şekilde değiştiren, korkmamak bambaşka lazım. Bir hale sokan, kesinlikle. Tabii ki bir yaşam olayındasınız. Evet. Buna adapte olabilmeniz, esneyebilmeniz zaman alacak tabii kesinlikle. Ki. Bu zaman sırasında hüzün duymanız, farklı duygular içerisine girmeniz tabii ki çok beklenen bir durum. Ya da ben kendimi hiç beklemiyordum. Bozulması. Bana bir şey olmaz canım, ne olacak? Hani ben biliyorum kendimi falan diyordum ama hiç evet. öyle her şey zaman öngörülemiyor. Evet, hani doğum öncesindeki bu bebeğe olan istek, anne olmaya duyulan istekle de çok aslında ilgisi evet. yok. Hani bazı anneler görüyoruz, çok fazla çocuk sahibi olmak istiyorlar. Bundan son derece mutlular. Ama doğum sonrası bakıyoruz ki çok derin bir hüzne kapılmışlar. Evet. Yeni bir canlıyla, yeni bir burada organizmayla. Burada hüzünle depresyonu karıştırmamak lazım. Kesinlikle karıştırmamak ama lazım. Ama hocam bakın beslenme dediniz, omega 3 dediniz. Şöyle size şu güzel görsel şölenin yanına alarak bunu nasıl yenebileceğimizi biraz da burada konuşalım ve seyircilerimize anlatalım istiyorum Bahar Hanım. Omega 3 depolu. Omega 3 yağ asitlerinin faydaları nelerdir?
hangi besinlerde bulunur, nasıl tüketilmelidir? Az sonra. Burası bir omega 3 pazarı. Yorgunluğa yardımcı olucu efendim. Omega 3 pazarı açmışlar. Omega 3 pazarımız var burada. Kimse kalmasın. Süper, buyurunuz. Süper. Şimdi geçenlerde çok kısa söyledim. Evet. Ben isterseniz omega işini bir anlatayım hemen. Peki. Şöyle geçenlerde söyledim. Bu beynimizdeki omega deposuna ve genelde vücudumuzun omega ihtiyacına çok duyarlı olmamız lazım Ebru. Çünkü sağlığımızı sürdürebilmemiz ne kadar omegamız olduğuyla birebir ilişkili. Hı. Ve bugünün temel sağlık sorunlarından biri omega noksanlığı. Omega noksanlığı. Hepimize, ne kadar omeganız var? Hepimizde noksan. Bunu unutmayın. Çünkü yediğimiz şeylerde, içtiğimiz şeylerde omega kalmadı. O zaman biz omegası olan şeyleri öğrenip fırsat buldukça ucuzu, pahalısı, imkanımız ölçüsünde yiyeceğiz. Mesela balık yiyeceğiz. Balık yerken de illa somon yemeniz gerekmiyor. Tabii evet. Somonda biraz daha fazla, yağ daha fazla. Ama bizim hamsi de maşallah bir omega zenginidir. Benim tavsiyem yalnız hamsiyi mümkünse kılçığıyla birlikte yesinler. Kılçığıyla. Çünkü kılçığıyla birlikte yenilebilen balıklardan daha fazla kalsiyum alırsınız. Hem omega hem kalsiyum ikisi bir arada. Bir taşla iki kuş vurursunuz. Onun için daha çok balık yiyoruz. Balık yiyemediğimiz zamanlarda kış aylarına girerken ekonomik imkanımız müsaitse biraz omega desteğinden faydalanabiliyoruz. Ama hayvansal omega sütte var, yoğurtta var, peynirde var, ette var, yumurtada var. Az da olsa var, çok da olsa var. Ne kadar doğalsa, organikse o yumurta, süt, et o kadar çok fazla var içindeki omega. Ama bitkisel omegalardan da faydalanacağız. Evet. Bunların biliyoruz kralı ceviz. Kral. Cevizde kral çok fazla omega 3 var. Bir özel besin, bir süper besin ceviz. Bir gün konuşuruz onu. Ama bunun dışında yediğimiz fındıkta da var, bademde de var, cevizde semizotu. De var, semizotunda. Ama bakliyata geçelim. Yani ayçiçeği çekirdeği, badem çekirdeği, kabak çekirdeği hepsinden omega alabiliyoruz. Sarı hardal tohumu, karanfil, keten tohumu. Bunların hepsinde kekik, az ama biraz nane. Az. Bir de miktar az yiyoruz ama mesela bir semizotu salatasını bu kadar bir salatayı akşamleyin yapsa Ebru. 3 kişi için 4 kişi mükemmel bir pozisyon bu büyüklük. Evet. Bunun içerisine haşlanmış mercimek koyabilirler, soğan koyabilirler, nar taneleri üzerine koyabilirler. Tam bir sağlık salatası haline getirebilirler. Omega 3 ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Ne kadar yeşillik yerlerse ve yeşilliğin yaprağı ne kadar kalınsa o kadar çok omega 3 alma, bitkisel omega 3 alma şansları var. Süpermiş. Balık yiyemeyen, sevmeyen yeşil yer. Yumurta yer. Yumurta yer. Et yer. Bayram geliyor. Oh. Kurban bayramında bol bol yiyeceğiz. Ben de konuşacağım. 12'leri alacağız. Demirleri alacağız. Konuşacağız evet, daha bunları. Evet, evet. Aynen öyle. Bahar Hanım peki sizce size başvuran danışanlarınızda siz beslenme konusunu şöyle bir gözden geçiriyor musunuz acaba o kişi de yeme bozukluğu mesela depresyon? Evet. Çok doğru bir noktaya değindiniz. Yeme bozuklukları dediğimiz psikiyatrik bozukluklarda kesinlikle yorgunluk görülebiliyor. Yeme bozukluklarından da özellikle anoreksiya dediğimiz, biliyorsunuz çağımızın hastalığı anoreksiya. Ciddi düzeyde yemeği kısıtlayıcı ve yoğun bir kilo kaybıyla seyreden bir durum. Bir de bulimik durumlarda. Yani kişinin öncelikle çok fazla tıkınırcasına yemek yiyip ondan sonra bunu kendini kusturması yoluyla kompanze etmesi hastalığı. Evet. Bu her iki durumda da yorgunluk görülüyor. O yüzden biz mutlaka başvuran hastalarda yeme bozuklukları var mı diye sorgulamak durumundayız. Çok kesinlikle durumundayız. Ya bu yorgunluk gerçekten şimdi içine girince, şimdi fibromiyaljiye de girdim hocam. Derya bir konu. Bu fibromiyalji nedir? Herkesin dilinde gerçekten ben de bu konuda bilgi almak istiyorum. Hem psikolojik bağı var hem de gerçekten fiziksel sebepleri de var. Masamıza doğru geçerken ben bu konuyla ilgili uzmanımızı da hemen davet etmek istiyorum. Mucize besin keten tohumunun faydaları nelerdir? Ne kadar tüketmeliyiz? Az sonra. Parlar fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı fibromiyalji konusunda bugün bize engin bilgilerini sunacak. Hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Bu masada biz kuşburnu çayı içiyoruz. Çok sağlıklı bir ortam zaten. Konuşmalar öyle. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Her şey çok güzel. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Yorgun bir konu konuşuyoruz ama. Evet. Fibromiyaljiye götürdünüz evet. konuyu. Evet. Gerçekten fibromiyaljinin yumuşak
doku romatizması diye genel olarak bilinen bir hastalık. En belirgin şikayeti yaygın vücut ağrısı olmak yanı sıra ikinci önemli şikayeti hastaların en büyük yakınması yorgunluk. Yani yaygın vücut ağrısını hemen her hastada görürken yorgunluğu %90 fibromiyalji hastasında mutlaka tespit ediyoruz. Biraz geri plandaymış gibi görünse de. Evet. Yani çünkü bir de başvuru nedenleri daha çok şunu vurgulamak istiyorum. Benim gibi kas iskelet sistemi hastalıklarıyla ilgilenen doktorlara bu tür hastaların başvuru nedeni yorgunluk değil, ağrılar oluyor. Ağrılar. Yaygın vücut ağrı. Her yerim ağrıyor. Bu çok tipik bir yakınma. Evet. Ama bazen maalesef tek bölge ağrısıyla geliyor hastalarımız. Boynum ağrıyor, sırtım ağrıyor, belim ağrıyor şikayetleriyle. Eğer bunlar yani ben yaşamadım ama duyduğum kadarıyla böyle çok normal ağrıya benzemeyen dayanılmaz ağrılar gibi. Her ağrılar zaman dayanılmaz olmayabiliyor. Hmm. Dalgalanmalar gösterebiliyor fibromiyalji ağrıları. Şu anda hocam bir gösterebilirsek buyurunuz. Vücutta belli başlı noktalara bakarsak en çok, eğer. Özellikle fibromiyalji'nin yerleştiği yerler var. Doktorum çok daha iyi izah edecek. Şimdi en yaygın bunlar bölgelerin bizim muayenede tespit ettiğimiz tetik noktalar. Özellikle kasların eklemlere, tendonların yapıştığı bölgelerde bu genel ağrılı tablonun kaslarda yarattığı karşılıklı kaslarımız aslında hareket halinde son derece uyumlu çalışır. Agonist ve antagonist dediğimiz birisi bükülürken diğeri gevşer örneğin biri kasılırken. Fibromiyalji'de bu denge de bozuluyor. Bu gerginlikler de belirli noktalarda, burada gördüğünüz belirli noktalarda ki biz bunlara duyarlı noktalar diyoruz. Fibromiyalji'de son derece tipiktir. 9 çift yani 18 hassas nokta var. 18 hassas nokta evet var vücudumuzda. Fibromiyalji ama adının da söylenmesi çok kolay olmayan bir kelime aslında. Birçok seyircimizin de şu anda yabancılık çektiğini düşünüyorum. Genel olarak bir toparlamadan tanımlama. Girdik, evet hocam. Bir toparlama lütfen müsaade eder misiniz? Tabii. Şimdi bizim son zamanlarda giderek sık karşılaştığımız bir sağlık sorunu bu. Bu birincisi. İkincisi teşhis kriterleri net olmayan bir sağlık sorunu. Yani kim fibromiyaljili ya da kim değil çok net değil. Hmm. Üçüncüsü tedavisi maalesef çok zor olan bir sağlık sorunu. Temelde üç temel bileşeni var bunun. Bir, ağrılar var bu insanların ve bu ağrılar çok hafiften inanılmaz ve dayanılmaz ağrı noktasına kadar gidebiliyor. İkincisi bunlar genellikle ruhsal olarak depresif olma eğilimindeler ve yorgun kişiler. Yani bu kişiler ağrım var ama canavar gibi çalışıyorum diyen bir tane fibromiyalji bulamıyorsunuz. Özellikle çok ağır tempoda çalışan, baskı altında ve gerçekten stresle çalışan kişilerde biraz fazla yani görüyoruz. Bazen adrenal yorgunluk dediğimiz tükenme sendromu noktasına gittiğiniz zaman o da fibromiyaljiniz varsa tetikleyebiliyor ya da fibromiyaljiyi başlatabiliyor. Üçüncü bileşeni bunların biraz önce doktor hanımın söyledi psikiyatrist hanımefendinin psikosomatik sorunları var. Kimisinin bağırsakları kolit, gaz, şişkinlik, kimisinin de reflü, ülser vesaire benzeri sorunlar var. Kimisi çarpıntından yakınıyor, kimisi elim ayağım uyuşuyor diyor, krampım var diyor. Yani bir takım sorunları var ki bunların ne kadarı bedensel, ne kadarı ruhsal belli değil. Bir karmaşık tablo ve bu sistem bağışıklık sistemiyle ilgili. Bazen enfeksiyonların tetiklemesiyle ilgili evet ama Çin'den çıkılabilecek kolay bir konu değil. Zaten biz onun için bugün evet bilhassa fibromiyalji konusuna ciddi biçimde eğilmiş olan bir fizik tedavi ve romatoloji uzmanı evet arkadaşımızı buraya davet evet ettik. Evet çok da iyi oldu. Evet. Şimdi benim vücudumda şöyle göstermek istersek eğer bu fibromiyalji noktalarını. Onu bir göstermekte fayda var. Sırtınızı hocam döner misiniz? Dönüyorum böyle sırtımı. Evet şöyle dönelim. Doktorum evet buyurunuz lütfen. İki tanesi boyunda. Şimdi hocam izin verirseniz evet bu aslında hasta açısından önemli değil. Evet. Önemli hayır, gösterin olan biz isterseniz. Ben göstereyim tabii zaten şeyde de var. Yani biz bunu evet muayenede tespit ettiğimiz şeyler. Özellikle servikal bölgede iki tane, boyun bölgesinde böyle. Evet. İki kalçada tane bel bölge. Ah! Ah, pardon, affedersiniz. Bir programımız var mı bir program? Bir promiyajım tuttu diye şaka yaptım. Şimdi dönüyoruz. Ama böyle yapıyor aslında. Basınca bayağı fırlıyoruz. Evet. Hep sözünü ettiğim gibi hep kasların eklemlere yakın, tendonların ekleme yapıştığı bölgeler bunlar. Mesela yani kolum ağrıyor o kişinin. Şimdi kol ağrısı olmayabiliyor. Onun için dedim bunlar hem çok önemli hem değil. Tabii. Örneğin hasta boyun ağrısıyla geliyor. Muayenede ben baktığımda aa burası da ağrıyormuş diyor. Dizde var tetik nokta. Şimdi orası neresi? Dizdeki tetik nokta. Dizlerdeki iç kısımlarda şu bölgeler. Bakın evet gayet güzel. Evet şimdi gösterebilirsiniz. Bu bölgede.
Hasta mesela yok, benim dizim ağrıyor. Bölgeler... Ben o zaman açıklamak durumunda kalıyorum. Yani diyorum ki oralarda da olabilir, bir bakalım. Hı hı. Hatta bunu kontrol etmek için içle dışı ayrı ayrı muayene ediyorum. Örneğin hastanın gerçekten o iç bölgesi, fibromiyalji tipik bölge ağrılı oluyor. Dışa basıyoruz, tam simetriyle ağrısı olmuyor. Dolayısıyla bu bize tanı koydurmada önemli ölçüde yardımcı oluyor. O yüzden biraz zor dediniz hocam. Hem peşhis çok edilmesi. Çok zor. Yani tedavi edilmesi de zor dediniz. Hocam çok haklı. Neden çok zor? Çünkü hiç tipik, karakteristik bir laboratuvar testi yok. Her şey normal. Böyle olduğu için demiriniz, omega 3'ünüz, B12'niz, kalsiyumunuz. Bazen düşük çıkıyor ama düzeltince düzelmiyor. düzelmiyor. Ağrılar geçmiyor. Geçmiyor. Sinir bozucu yani, bir şey değil mi Bahar Hanım? Şimdi her tecrübeli hekim bir fibromiyajiyi görür zaman tecrübeli hekimle. Çok korkarlar. Çünkü korkarlar. Tanı klinik olarak çok ancak konulabiliyor. Evet. Takip çok önemli. Yani fibromiyajı aslında tanısı kolay. Evet. Tedavisi zor. Zor. Kesin tedavisi hocamın da vurguladığı evet, gibi olmayan bir mesela hastalık. Mesela benim bildiğim mesela çok ama boyun bölgesinde bakın, yaşayan arkadaşlarım var. Bakın çok moral bölücü olmasın Ebru Hanım. Ben hastalarıma şunu diyorum her zaman. Fibromiyajı hastası eğer onu test ettiğim zaman. Siz diyorum hem çok şanslısınız hem çok şanssız. Niye şanslılar? Önce şanssızlıklarını söyleyeyim hocam isterseniz. Çünkü gerçekten bir defa kesin tedavisi yok. Hastanın aktif bir rol alması lazım. Yani doktordan beklememesi gerekiyor her şeyi. Bizde genelde öyle bir kültürel anlayış var. Ben bir doktora gideyim, bana öyle bir ilaç versin ya da bana öyle güzel bir fizik tedavi yapsın. Evet. Ya da bir iğne yapsın ya da ameliyat etsin, sonra benim hiçbir şeyim kalmasın. Böyle bir şey yok. Fibromiyalji hastasının böyle bir şansı yok. Fibromiyalji hastası hastalığıyla ilgili bilinçlenecek, bilgilenecek, yaşam biçimi değişikliği... Osman hocam bu konuda inanılmaz güzel yol gösterici. Çünkü kaliteli, işte şanslı oldukları nokta bu. Evet. Kaliteli yaşamak zorundalar. Şimdi demek mutlaka ki o aktif zaman... yaşamak, egzersiz yapmak zorundalar, iyi beslenmek durumundalar, çok iyi uyku kalitesini yükseltmek zorundalar. Çünkü uykuyu da bozan, böyle bir kısım yani döngüye sokan bir şey. Yaşamayacaklar. Ama peki bu insanlar gerçekten bir yönetici, çok zor, ağır şartlarda çalışan, stres altında yaşayan bir kişi erken uyku, işte erken çıkıyor İstanbul trafiği ya da işte malum. İstanbul fibromiyalji yapan bir şey. Evet. Evet. Trafik. O zaman işte bir yere yetişme çabası. O zaman biz devreye o zaman evet. Siz devreye o zaman davranış aynen terapisi öyle öneriyoruz o hastalara. Gevşeme yöntemlerini öneriyoruz. Evet. Gerçekten tam bir multidisipliner, birlikte bir ekip çalışması bir gerektiriyor. Birçok branşın birlikte çalışması evet gerekiyor. Hakikaten. O zaman davranış aslında terapileri, gevşeme yöntemleri evet içinde. Ve bu arada eğer varsa bir... ya da ilaç evet tedavisi, ama tedaviye hani girmişken şunu söyleyeyim. Bizim açımızdan da psikiyatrik anlamda da ağrı ve yorgunluk hakikaten... Siz arkanızı şöyle seyirciye doğru konuşun. Biz sizi evet şey yapalım, bir taraftan dinleyelim. Ağrı ve yorgunluk durumları tedaviye dirençli ve hakikaten tedavisi en zor olan hastalık grubumuz bizim için de. Kesinlikle. Bu bir peki kere, fibromiyajı testi yapalım dedik hocam. Fibromiyajı kimlerin riski var? Kimlerin riski var? Ilgili. Hazır mısınız? Ekran başında da eminim. Evet. Vücudunda kimler daha kendini çok riskli? Doktor Hanım şurada şekilde... ekranda göreceğiz şimdi. Evet. Mesela yaşlı insanlarda fibromiyajı daha az görüyoruz. Veya çocuklarda daha az görüyoruz. Şimdi şöyle, genel olarak şunu diyoruz. Her yaşta, her cinste, her kültürde, her etnik grupta görülebiliyor. Böyle bir seçim yapmıyor. Ama gerçekten kadınlarda 7'ye 1 oranında fazla. Risk grubuna fazla bakıyoruz ya. Risk grubunda daha çok gençseniz, orta yaşlıysanız, evet, kadınsanız 25, şanslısınız. Daha doğrusu 30 ile 50 yaş arası kadınlarda daha fazla bravo görülüyor. Neden? Evet. Niye sizce? Yani tespitiniz nedir bu konuyla ilgili? Buyurun. Cevap verebilir miyim? Ben de katkıda bulunabilirim. Temel nedeni şu bence. Kadınlar bir kere biyolojik olarak daha değişkenler. Değişiniz. Her ay periyotları var, doğuruyorlar, çocuk bakıyorlar. Kadınlardan hem anne olmalar isteniyor, hem para getirmeleri, evet, çalışmalar isteniyor. Kadın akşama kadar çalışıp eve geldiği zaman yemeği de yapacaksın, ütüyü de yapacaksın, çocuğun dersini de ilgilen, öğretmenle konuştun mu? Yani kariyer yap. Kadınların başında çok fazla İşini bırakma. Evet. Ve kadınlar erkeklere oranla hayatla ilişkileri konusunda çok daha fazla samimiler. Evet. Takılıyorlar, takıntılılar. Erkek kıvırtıyor. Çok kolay. Ama kadınlar gerçekten böyle daha etkileniyorlar, daha emotifler, daha evet duygusal inişler, çıkışlara hazırlar. Yani fazla. Mesela ne diyorsun? Eren ağlıyor, ben ağlıyorum. Eşin ağlıyor mu? Ağlamıyor. Tabii canım, o bana gülüyor. Zaten onun için ana gibi yar olmaz demişler. Niye gülüyor? Yani kadınlar
özellikle bağışıklık hastalıklarına, otoimmün dediğimiz bu romatizmal hastalıklara, ruhsal hastalıklara değil ama ruhsallıktan gelen somatik hastalıklara biraz daha fazla, eğilimler. Fibromiyaljiye de onun için. Fibromiyaljinin bir de Türkçe tanımlamasını da söylememiz gerekirse eğer, yumuşak doku romatizması diyebiliriz. Çok ağrını seyreden. Çok ağrını seyreden yumuşak doku romatizması. Evet. Peki. Ben hocamın söylediğine kadınlarda da kadınlar 30-50 yaş arası fibromiyaljiye daha açıklar. Küçücük bir şey eklemek istiyorum. Bir fibromiyaljik kişilik yapısı var. Perfeksiyonist. Çok güzel. Her şeyi mükemmel yapmak isteyen, kimseyi üzmek istemeyen. Evet. İşte tam kadınlara özgü iki özellik. Bu tarif insanlarda daha çok oluyor. Her şeyi üstlenen. Her şeyi üstlenen, çok sorumlu.